Kim sardı bu matematiği başımıza? Birçoğumuz okul yıllarımızda söylüyoruz, duyuyoruz bunu. Ne işimize yarayacak kardeşim tüm bunlar gerçek hayatta? Suçluyu açıklıyorum. İşte bu arkadaşlar. Yani olağan şüphelilerden en ünlüleri. Daha eskiye de gideceğiz. Ama sistematik bir biçimde matematiğin gerçek hayatta ne işe yaradığını bulan insanlar bunlar. Tabii binlerce yıl sonra çocuklar okulda düşük not alsınlar, gıcık olsunlar diye trollük yapmak değildi amaçları. Önceki videoda konuştuğumuz keşif mi icat mı sorusunun matematik icattır argümanına daha yakın bir süreçle matematiği başımıza sardılar. Çünkü mecburlardı. Tabi çıkış noktaları da elbette doğadaki düzendi, süreklilikti. Nil nehrinin kıyısında bir medeniyet inşa ederken sürekli gerçekleşen olayları hesaplayarak tarımdaki verimliliği arttırmak, toprak paylaşımını ve insanlar arasındaki adaleti sağlamak ve en önemlisi tanrıları kızdırmamak adına bir sistem geliştirmek zorundaydılar. O yüzden matematiğin hikayesinde yeni durağımıza hoş geldiniz. Aslında en derinlere indiğimizde bizde olduğu gibi tüm hayvanlarda matematik kodlarımızda bulunuyor. Matematiğin en temel olguları olan mekan ve miktar olgusu içgüdüsel olarak tüm canlılarda mevcut. Bir hayvan içinde avının ne kadar uzaklıkta olduğunu, yırtıcıların sayısı ve büyüklüğü bilgisi ve bu bilgiye dayanarak savaş ya da kaç kararını vermesi çok önemlidir. Yani aslında matematik yaşamla ölüm arasındaki çizgidir özünde. Ancak bu temel olguları alıp bunun üzerine matematiği inşa eden insanlık olacaktı haliyle. İnsan doğadaki düzeni görüp, karmaşık bir sistemdeki bağlantıları görüp yaşamını düzene sokmaya karar verecekti. Bu kararı ile de matematiğin büyüleci hikayesi başlayacaktı. İşte en önemli başlangıç noktası da burasıydı. Nil Nehri. Binlerce yıldır Mısır'ın ve çevresindeki medeniyetlerin yaşam kaynağı olmuştur. M.Ö. 6000 yıllarında insanlar göçebelikten sıkılıp buradaki müthiş tarım imkanları ile birlikte yerleşik hayata geçmeye başladığında belirli bir düzeni hemen fark edeceklerdi. Belli zamanlarda bu nehir taşıyordu. Tüm arazileri sular altında bırakıyor, topraklarını yutuyordu. O nedenle bu topluluk için bu olay hayatlarının belirleyici dönüm noktasıydı. Ve hatta bir yılın başlangıcıydı onlar için. Bu iki taşma yani dolayısıyla gelgit zamanlarını hesaplamaya başlamış ve arasındaki günleri saymaya başlamışlardı. Yerleşik hayat oldukça iyi gidiyor ve toplulukta büyüyordu. Haliyle toprak paylaşımı için arazilerin hesaplanması, ekinlerden gelecek verimin tahmin edilmesi, vergilendirme gibi ihtiyaçlar için özetle insanların hesaplama yapmaları gerekecekti. Bunun bir de bürokrasi tarafı vardı. Firavun'un hizmetkarları herkesin doğru şekilde vergilendirildiğinden emin olmak ve Nil Nehri birinin arazisini yuttuğunda kendisine uygun miktarda arazi tahsis edildiğinden emin olmak için arazileri çok dikkatli şekilde ölçmeye çalışıyor. İlk başlarda insan bedeninin ölçülerinden yararlanıyorlardı. Bir kol, bir boy gibi hesaplar kullanıyorlardı. Zamanla antik Mısırlılar kendilerince sayı sistemi geliştirmeye başlıyor ve sayılar bir ve onun katları şeklinde sembollerle, bu hiyerogliflerle gösteriliyordu. Bir noktaya kadar çok da iyi bir sistemdi. Sembolleri tekrar tekrar kullanarak büyük sayıları gayet gösterebiliyorlardı. Fakat bir sorun vardı, çok büyük bir sorun. Bu sistem basamaklı değildi. Yani 1 milyonu bir sembolle gösterebiliyorlardı ancak örneğin 99.999'u göstermek istediklerinde çok sayıda sembol kullanmaları gerekiyordu. Ve tüm bu sorunlar ve tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya iki tane çok önemli belge çıkacaktı. Birincisi Ahmes yani Rint papirüsü olarak bilinen bu 6 metrelik tarihin ilk çözümlü matematik test kitabı. Evet, cidden. İçinde günlük yaşamda karşılaşılan problemlerle ilgili 87 soru ve bunların nasıl çözülebileceğini gösteren açıklamalar bulunuyordu. Milattan önce 1650'li yıllarda yazılan bu bir nevi kitabın temel amacı da matematik öğretmekti ve içinde cebir, geometri, trigonometri ve bölme gibi konular bulunuyordu. Matematikle ilgili günümüze ulaşan en sağlam ve en önemli belgelerden biridir bu. Diğeri ise Moskova papirüsü olarak bilinen ve yine çok benzer şekilde soru ve çözümler bulunan 25 soruluk bir kitaptı. Özellikle Rint papirüsü ciddi anlamda sıra dışı bir belgedir. Çok acayip. İsterseniz papirüste bulunan tek bir soru ile neden olduğunu anlayalım. Bir tane soru da şöyle diyordu. 9 ketlik bir çapa sahip bir yuvarlağın alanını bulunuz.
ket dediğimizde yaklaşık 52.3 metreye denk gelen, o zaman kullanılan bir birimdi. Ve çözümünde de şöyle söylüyor. Çapın 1/9'unu kesin ve kalanın üstüne bir kare çizin. Bu alan daire alanının aynısıdır. Şimdi bu hesapla da karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyordu. Bu işlem sonucunda bulunan pi sayısı 256/81'e, yani yaklaşık 3,16'ya eşitti. Bu sayıyla gerçek pi sayısı arasındaki hata payı da %1'den azdır. Elinde iplerle yaptığı hesaplamalar sonucunda pi sayısını %1'den az bir hata payı ile M.Ö. 1650 yılında bulmuşlardı. Ondan 1000 yıl sonra gelen Babilliler 3 olarak alıyordu pi'yi mesela. Eski Roma'da bile pi'yi 4'e yuvarladıklarını biliyor muydunuz? İşte o yüzden Rint papirüsü çok çok önemliydi. Mısırlıların elbette bu tüm bu matematik bilgisiyle ortaya çıkardığı en görkemli yapılar da piramitlerdi. Pisagor'dan çok çok uzun süre önce mükemmel bir Pisagor üçgenini kullanarak kusursuz açılarla altın orana çok çok yakın bir şekilde inşa edilen sıra dışı harikalar. Burada kullanılan matematiğin muhteşemliğini de yine diğer belgemiz Moskova papirüsünde görecektik. Piramitlerin hacmini, yani ne kadar malzeme kullanılması gerektiğini hesaplayan bu kitapta zirve kısmı hariç bir şekilde bir piramidin hacminin tam olarak nasıl hesaplandığı anlatılıyordu. Bu işte tarihte karşımıza çıkan ilk kalkülüs örneklerinden olacaktı. Leibniz ya da Newton'dan binlerce yıl önce hem de. Yani Mısır matematiği daha önce konuştuğumuz çok sonradan gelecek olan Yunan matematiği ile bir şekilde ayrışıyordu. Yunan matematiği soyut düşünceye daha yakınken Mısır matematiği konuştuğumuz gibi çok daha pratik, problem çözmeye yönelik şekilde icat edilmiş bir matematikti. Şimdi bu noktada gelelim diğer olağan şüphelilere. Milattan öncesine Suriye'nin başkenti Şam'a gidelim. O dönemlerde tüm bölgede hakimiyet kuran Babillilere. Henüz kağıt bile yapmayı bilmedikleri için kil tabletler üzerine 60'lık bir sayı sistemi kullanarak matematik hesaplamaları yapan Babilliler ilk kez basamak sistemi kullanmış ve bazı kaynaklara göre sıfır rakamının ilk işaretlerini vermişlerdir. 60'lık sayı sistemi bu arada bugün sistem olarak kullanılmasa bile hala kısmen hayatımızın bir parçası diyebiliriz. Çünkü Babilliler bir yılı 360 gün olarak hesaplıyordu. Bir günü 24 saate bölmüşlerdi. Bir saati de 60 dakikaya ve bir dakikayı ise 60 saniyeye bölmüşlerdi. Tüm bu hesaplamaları da özellikle kültürleri için çok önemli olan Jüpiter'i takip etmek amacıyla astronomideki gelişmeleri sayesinde ortaya çıkarmışlardı. Bununla da kalmayıp Suriye'de tarım yapmak için bugün Hatay'dan da geçen Asi Nehri'nin çevresindeki arazileri hesaplarken ikinci derece denklemler kullanmışlardı. Tarihte ikinci derece denklemlerin ilk örneğidir bunlarda. Yunanlar Mezopotamya'ya gelene kadar da astronomi ve matematiğin gücüyle müthiş bir uygarlık olarak varlığını sürdürmüştür Babilliler. Pisagor teoreminin ilk sinyallerini de Mısırlılarla birlikte onlar vermiştir aslında. Ancak Yunan matematikçiler tüm bunları kanıtlama konusunda oldukça ustaydı. O yüzden bu keşif ve icatların bazılarını, hatta birçoğunu Yunan matematikçilere atfediyoruz. Fakat tekrar sayılara ve rakam sistemine gelirsek, tüm bu gelişmelere rağmen bugün kullandığımız sayı sistemi hala ortaya çıkmış değildi. Bugün kullandığımız tüm modern dünyanın temelini oluşturan, günlük yaşamı inanılmaz kolaylaştıran, en kullanışlı rakam sistemine Hint-Arap rakam sistemi adı verilir mesela. Haliyle bunun kökenine inmek için bu medeniyetlere bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Bu sistemin ilk izlerini Hindistan'da M.Ö. ya dayanan Brahmi yazılarında görüyoruz. Hindistan'da bulunan bazı yazıtlarda Türklerin de kullandığı düşünülen Brahmi alfabesi ile yazılmış bu kayıtlarda bu rakam sisteminin ilk izleri karşımıza çıkacaktı. Günümüze çok yakın bir mantığa sahip bu sistemde yine bir şeyler eksikti. Bu eksiği tamamlayacak ve boşlukları dolduracak olansa Muhammed bin Ahmet el-Biruni olacaktı. Biruni'nin matematikçi yönü en çok bilinen yönüdür. Yaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi olan Biruni, trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın bir birim olarak kabul edilmesini öneren ilk kişi olup, sinüs ve kosinüs gibi fonksiyonlara sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını ilave etmiştir. Biruni'nin bu yönü Batı dünyası tarafından ancak 2 asır sonra keşfedilip kullanılabilmiştir. Biruni'nin trigonometriyi kullanarak bir dağın yüksekliğini ölçtüğü, sonra da yükseltisini bildiği bu noktadan ufuk alçalması açısının ölçülmesi yoluyla meridyen yayı uzunluğunu hesaplamıştır.
hesaplaması da geometri açısından önemli bir çalışmadır. Meridyen yayı uzunluğunu ilk kez Biruni tarafından bu yöntemle bulunduğu düşünülür mesela. Biruni'nin çok farklı alanlarda 180'in üzerinde eseri bulunuyor bu arada. Biruni'yi anlatmak için ayrıca bir video yapmak gerekiyor. Ancak özellikle matematik ve rakam sistemi açısından katkısı şu olmuştur. Hint rakam sistemlerini inceleyen Biruni, bir noktada Hindistan'ın farklı bölgelerinde geliştirilmiş rakam sistemlerini birleştirerek Tamil Brahmi rakam sistemi olarak bilinen ve daha sonra işte bugün bildiğimiz haline evrilecek olan sistemi kaleme almıştır. Ancak bu sistemi tüm diğer sistemlerden ayıran, evrensel bir sistem haline getiren en önemli şey ise o zamana kadar gözden kaçmış olan çok önemli bir rakamdı. Sıfır rakamıydı. Bu rakamın ilk izlerini ise yine Hindistan'da görecektik. Milattan sonra 700'lü 800'lü yıllarda yazıldığı düşünülen bazı tabletlerde. Ancak bu bilgi özellikle bir kişinin dehası ile bir devrime dönüşecekti. Muhammed bin Musa el-Harizmi sayesinde. İranlı bir ailede Büyük Horasan'ın Harezm şehrinde doğan Harezmi tarafından yazılmış olan Hint rakamlarıyla hesaplama üzerine isimli kitap işte Hint-Arap rakam sisteminin Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılmasının ana sebebidir. El-Harezmi de El-Biruni gibi ayrıca bir videoyu hak eden çok önemli bir isimdir tüm dünya tarihinde. Serinin ilerleyen videolarında ve ayrıca mutlaka bol bol bahsedeceğiz tüm bu isimlerden. Ancak gördüğünüz üzere matematiğin hikayesinin başladığı yer aslında önceki videomuzda konuştuğumuz gibi doğadaki sayıların keşfi ile değil günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir icat olmasındaydı. Fakat ne olursa olsun bu hikaye ve bu seri ile ileride de anlayacağınız üzere matematik formüllerden ibaret bir ömür törpüsü, sınıf geçmek için bir engel değildir. Hayatın tam da içinde, her anımızda kullandığımız, kullanmak zorunda olduğumuz ve herkesin bir şekilde öğrenmesi için tüm okullarda çok doğru bir şekilde öğretilmesi gereken bir alandır. Umarım bu hikayenin sonunda birçok kişide karşılaştığım matematik antipatisini bir nebze kırabiliriz hep birlikte. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.